أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 13. Şua'dan bir mektup okuyacağız inşallah. Aziz Sıddık kardeşlerim, bugün büyük ve merhum kardeşim Molla Abdullah ile Hazreti Ziyaeddin hakkındaki malumunuz muhavereyi taattır ettim. Sonra sizi düşündüm. Kalben dedim, eğer perde-i gayb açılsa bu sebatsız zamanda böyle sebat gösteren ve bu yakıcı, ateşli hallerden sarsılmayan bu samimi dindarlar ve ciddi Müslümanlar, eğer her biri bir veli, hatta bir kutup görünse, benim nazarımda şimdi verdiğim ehemmiyeti ve alakayı pek az ziyadeleştirecek ve eğer birer âmi ve adi görünse şimdi verdiğim kıymeti hiç noksan etmeyecek diye karar verdim. Çünkü böyle pek ağır şerait altında iman kurtarmak hizmeti her şeyin fevkindedir. Şahsi makamlar ve hüsnü zanların ilave ettikleri meziyetler böyle dağdağlı, sarsıntılı hallerde hüsnü zanlarını kırmakla muhabbetleri azalır ve meziyet sahibi dahi onların nazarlarında mevkiini muhafaza etmek için tasannua ve tekellüfe ve sıkıntılı vakara mecburiyet hisseder. İşte hadsiz şükür olsun ki bizler böyle soğuk tekellüflere muhtaç olmuyoruz. Said Nursi. Kalben dedim, eğer perde-i gayb açılsa bu sebatsız zamanda... Şimdi orada biraz dur bak. Ahir zaman bu sebatsız zaman. Rivayetlerde var ki ahir zamanda dinini yaşamak kor ateşi eline almak gibidir. Mangaldan ateş kömürü çıkart. Tut. Tuttun mu elini yakar. Bırak. Bıraktın mı ne yapar? Gider düşer. Hazreti Adem'den bugüne kıyamete kadar en dehşetli asır bu asır. Bugün İslam aleminin dört büyük düşmanı var. Bir küfr-ü mutlak. İkincisi bak dalalet-i mutlaka. Avrupa'dan gelen felsefi rüzgarlar. Üç sefahat-ı mutlaka. Dört de cehalet-i mutlaka. Fay tabakaları gibi bakın. Ciddi sebat olmazsa kayıyor. Dehşetli bir asır. Cenab-ı Hak bu asrın dehşetinden bizi muhafaza etsin. Bak. Yani onun için sebat meseleyi mühimmedir. Ya son nefese kadar hizmeti omuzunda taşımak. Hamletmek, yüklenmek. Allah ayağımızı kaydırmasın. Bakın Peygamberimiz buyuruyor, insan diyor gider gider cennete bir karış kalır, cehenneme düşer. Gider gider cehenneme bir karış kalır, tövbe nasuh eder, Allah'a yönelir, cennete girer. Allah ayağımızı kaydırmasın. Dehşet diyor asır. Sebat lazım. Bu bir. Devam et. Eğer perde-i gayb açılsa bu sebatsız zamanda böyle sebat gösteren ve bu yakıcı ateşli hallerden sarsılmayan bu ya, samimi dindarlar. Samimi dindarlar. Evet. Ve ciddi Müslümanlar. Şimdi buradaki ciddiyet manası kaşını çatmak değil. Ciddiyet sıfatların ciddiyeti. Kaşını çatmak değil. Hiddetli bakış değil. Sıfatların ciddiyeti. Mesela namaz ciddiyeti. Son nefese kadar gidecek. Oruçta mazeret kabul edilir. Hacda da mazeret kabul edilir. Paran yok, gidemedin. Paran var, dikkat et. Paran var ama iktidarın yok. Vekil gönderirsin. Ama namazda mazeret yok. Namazı kılacaksın. Herhalde. Peygamberimiz Bedir Savaşı'nda dahi değil namazı, cemaatle namazı dahi terk ettirmemiş. Namazda mazeret yok. Şimdi ciddiyet kaşını çatmak değil. Sıfatların ciddiyeti. Bak ibadet ciddiyeti. İstikamet ciddiyeti, dava ruhu ciddiyeti, aşk-ı İslamiyet. Yandımsa İslam'ın derdine yandım. Şu derslere devam etme ciddiyeti. Şu hakkat ve marifet-i Kur'aniye tam tasavvuf etmek, sahip çıkmak ciddiyeti. Son nefese kadar götürmemiz lazım inşallah. Bu yakıcı ateşli hallerden sarsılmayan bu samimi dindarlar ve ciddi Müslümanlar eğer her biri bir veli... Şimdi perde-i gayb açılsa. Bak ustad ne diyor? Perde-i gayb açılsa, yani şu hizmeti dava edenler, bu hizmet için hırzı can edenler,
Allah'ın rızasını tahsil için çalışan şu kardeşlerimiz, Allah sayılarımızı çoğalsın, amin. Allah ayağımızı kaydırmasın, amin. Ve son nefese kadar bizi götürsün inşallah. Ha bunlar, her birisi perde-i gayb açılsa oku. Bir veli, bir hatta veli, bir kutup görünse, görünse, benim nazarımda şimdi verdiğim ehemmiyeti ve alakayı pek az ziyadeleştirecek. Yani bir kutup, bir kutbu azim dahi olsa verdiğim alakayı bak diyor biraz arttıracak o kadar. Devam et. Ve eğer birer âmi ve adi görünse. Yani hiçbir makam yok. Allah'ın indindeki kabuliyet ve makbuliyete kadar özelliği yok. Adi, avamdan bir normal Müslüman, normal bir Müslüman görünse de evet. Şimdi verdiğim kıymeti hiç noksan etmeyecek diye karar veriyorum. Bak, verdiğim kıymeti hiç noksan etmeyecek. Evet. Diye şimdi, karar verdim. Karar verdim. Şimdi burada insan düşünüyor. Ya niye? Ya birisi kutbul azim, öbürü normal bir Müslüman. Birisine verdiğim ehemmiyet fazla artmayacak. Ona verdiğim kıymeti de düşmeyecek. Sebep ne? Bunu çünkü, ne yapmamız lazım? Düşünmemiz lazım. Evet. Çünkü böyle pek ağır şerait altında iman kurtarmak hizmeti her şeyin fevkindedir. İşte bunun üzerine biraz durmamız lazım bak. Bu ağır şerait şartlar altında iman kurtarma hizmeti her şeyin fevkindedir. Her şeyin fevkindedir. Peygamberimizin bak birçok hadisi var. Hazreti Ali'ye, ya Ali bak, bir kişinin senin vesilenle daire-i imana girmesi güneşin doğup battığı her şeyden daha hayırlıdır. Sahralar dolusu kırmızı koyun fi sebilillah Allah yolunda tasadduk etseniz, sadaka verseniz yine bir kişinin imanını kurtarmak gibi bir ecir ve mükafata ulaşamazsınız. Bir insanı kurtarmak. Bir insanı öldürmek bütün beşeri öldürmek gibidir. Bir insanı da kurtarmak yani bak bütün insanlığı kurtarmak gibi. Hayatı bakiye, sonsuz baki hayatı kazanmak ve kaybetmek davası herkesin başına açılmış. Bakın şimdi kelamın nurani, kutsi kelamın nuraniyeti vardır, feyzi vardır. Hakikat ve marifetinin derinliği vardır. Bir de kelamın ağırlığı vardır, ağırlık. Şimdi Risale-i bu cümleyi okumuşsunuz. Cenab-ı Hak satti ve sürü nazarını hepinizi muhafaza etsin. Bakın ne diyor Üstad? Eğer İngiliz ve Alman kadar gücünüz varsa, şimdi dünyanın iki süper devleti, biri İngiliz, biri Alman. Bakın, eğer İngiliz ve Alman kadar gücünüz, kuvvetiniz, iktidarınız, varlığınız varsa, bir. İkincisi, eğer Alman ve İngiliz kadar da servetiniz varsa, iki. Gücünüz varsa bir, servetiniz varsa iki, bir de aklınız varsa, etti üç. Eğer şu cennet bir uçak bileti gibi satılmış olsa, ver sen kârlısın. Bak şimdi bu kelamın ağırlığına bakın ya. Dünyanın iki süper devleti, İngiliz ve Alman kadar gücünüz varsa, artı İngiliz ve Alman kadar servetiniz varsa, bir de aklınız varsa, ver al sen kârlısın. Şimdi böyle bir dava her Müslümanın başına açılmış. Bir kişinin imanını kurtarmak. Kainatta en büyük mesele. Bir insanın imanını kurtarmak. Şimdi bunu şöyle misal verelim. Şimdi şurada karşıda bir tane gemi var. Büyük bir gemi. İçinde diyelim ki 10 bin insan var. Geminin alt tabakalarında da petrol var, benzin var. 10 bin insan, efendim, tsunami. Şimdi böyle Himalayalar gibi dalgalar geldi, gemiyi parçaladı. Her an infilak edebilecek. İnfilak ettiği zaman parçası 100 bin parçaya parçalanıyor. Ve insanlar o panik içerisinde ne yapacaklarını şaşırdılar. Bazıları güm diye neye düştü? Denize düştü. Şimdi ben size misal vereyim. Şimdi gemi burada infilak etti. Şurada sahil şeridi. Şimdi burada sahil güvenlik komutanlığı var. Şimdi hepsi efendim şeyleri, rütbeleri, aparatları yüksek. Albaydır, yarbaydır, generaldır. Bak. Burada. Şimdi gemi ha infilak etti ha edecek. Şimdi bir adam, bir subay, yüksek rütbeli, general bir subay, o apoletlerini taksa, gelse burada yürüse. Şimdi ehl-i hakikat ona nedir? Ya sen bu kadar insanlarla istihza mı ediyorsun? Bunları hafife mi alıyorsun? Bugün paye günü müdür? Bugün rütbe günü müdür?
bugün apoletlerini takmak, zevahirde görünmek ve göstermek günü müdür? Ya bugün insanlar ne oluyor? Boğuluyor. Bugün boğulan insanları kurtarma günüdür. Bugün fedakarlık günüdür. Bugün hamiyet günüdür. Ne kadar kurtarırsan Allah bereket versin. Şimdi bu gemi şu anda ahir zaman, ahir zamanın dehşet ve şiddeti bak. Küfr-ü mutlak, devlet-i mutlaka, sefahat-ı mutlaka, cehalet, nefsin tasdit ve tahakkümü, kadın fitnesi, medya, say, para, varlık, devlet, servet, bak insanlar kayıyor, perişan oluyor, bak cehenneme doğru gidiyor. Başları aşağıda, ayakları yukarıda, gülerek, eğilerek cehenneme gidiyor, haberi yok. Bugün insanları kurtarma günüdür. Bugün rütbe, paye, makam günü değildir. Şimdi bakın birisi bir kumandan tuttu, elini, yani kaba konuşuyorum, elini attı, oradan bir genci birisini kurtardı. Şimdi genç kurtardıktan sonra, ey Allah razı olsun ya, bir general beni kurtardı. Tamam, generala minnettar ol, güzel. Bir nefer geldi, o da bir genci tuttu, çıkarırken genç dese ki, ya senin rütben ya, bırak beni. Der mi? Demez. Demez ya. Ya o genci kurtar, isterse general olsan kurtarsan, istersen adi bir nefer, hiçbir payen, asker, ne onbaşısın ne çavuşsun, hiçbir şeyin de yok, rütben yok. Adi bir nefer olarak onu kurtarsan netice birdir. Ha onu bir general kurtarmış, dikkat edin, ha onu bir asker. Fark eder mi? Etmez. İşte üstad bunun altını çiziyor. Bak, nefsimiz küçüktür ama davamız büyüktür. Neşri esrarı Kur'aniye. Birisini kurtardın mı? Ya bu makama bakılmaz. Fiil ve icraata bakılır. Dolayısıyla iman hizmeti, şu hizmet iman ve şu davayı Kur'an ediyor omuzumuza ihsan-ı ilahi tarafından konulmuş. Ümmeti Muhammed'i sahil-i selamete çıkartacak gemide çalışan hademeler. Şimdi Cenab-ı Hak teyakkuzumuzu artırsın. Bak yani bir kişinin imanını kurtarmak ne demek ya? Kainat kadar kıymetli. Şimdi gemide iki tip insan vardır. Biri yolcu. Yolcu parayı basmış, gemide oturur. Yukarıya çıkar, güverteye çıkar, semayı temaş eder, denize bakar. Benim kahvemi getir, çayımı içeceğim, kahvemi yudumlayacağım der. Kimse ona itiraz eder mi? Etmez. Parasını vermiş, hizmet bekliyor. Bir de gemide ne vardır? Kaptan ve mürettebat. Kaptan ve mürettebatın güverteye çıkmaya şeyi yoktur, lüksü yoktur. Keyfe vakti yoktur. Tarih boyunca yolcular gemiyi batırmamıştır. Gemiyi batırırsa kaptan ve mürettebat batırır. Bak mesuliyetiniz çok büyüktür. Yükümüz çok ağırdır. Cenab-ı Hak aşkımızı, hamiyetimizi, gayretimizi ziyadeleştirsin. Amin. Bak ya, gemiyi yolcular batırmaz. Küfür her zaman var. Her zaman var. Asıl saadette de kafir yok muydu? Vardı. Küfür her zaman var. Demek kıyamet belki kafirin çokluğundan ziyade ehli imanın görevini yerine getirmemesinden dolayı kopabilir. Bu noktada dikkat lazım. Bak, Allah bize ikram etmiş, ihsan etmiş. Şu ahir zamanın dehşet ve şiddeti içerisinde bakınıyor. Şu hizmetten ara külahar. General da olsam, şimdi izah edildi ya, nefer de olsam, biz şahs-ı marem içindeyiz elhamdülillah. Allah ayağımızı kaydırmasın, son istikamete kadar götürsün bizi. Şu hizmet bak, şu hizmet imani, davayı Kur'an'ı omuzumuza konulmuş. Son nefese kadar inşallah sebatta götüreceğiz. Rehavetten Allah bizi muhafaza etsin. Gururdan, kibirden, enaniyetten muhafaza etsin. Bak, hizmeti götüreceğiz inşallah. Hulusi abinin dediği gibi, benimdir bundan sonra en büyük gayem, üstadıma ne yapmak? Hizmet etmek ya. Allah bize, Üstad Hazretleri bakın, hususi bir sohbette yanındaki talebelerine demiş, bana demiş, minnet etmeye hakkınız yoktur bak. Emsallerinize bakınız. Nerede ne yapıyorlar? Şu anda ne yapıyorlar? Bak siz neyle meşgul oluyorsunuz? Allah bizi böyle bir Kur'an-ı imani dava ile meşgul etmiş. Bundan dolayı Allah'a şükretmek lazım. Minel ezel ilel ebed. Şükren billah. Minel ezel ilel ebed. Bir de demiş ki bakın, biriniz diğerine bir gayri haddin, yani haddini aşarak eline değnek alsa, 100 tane vursa, ağzını gözünü kırsa, 100 tane değnek vursa, o değneği yiyen küsse, gitse, hizmeti terk etse, o zararı eder.
Kardeşlerimizden bazen na seza şeyler olur mu? Olur. Bak kardeşler. İnsan olsun. Küsmek yok. Nur talebesi küsmeye küsecek. Küsmek yok. Her zaman diyordunuz kapıdan atınca bacadan. Bacadan. Pencere. Şimdi bak, öyle bir şey var. Kardeşimiz böyle futbolla oynuyordu. Dedim bak şimdi Risale-i Nur'daki uhuvvet düsturunu toptan ders almak lazım. Hoca abi nasıl? Bak dedim şimdi sivri burun var ya ben pek fazla futboldan anlamam ama şimdi pis burun diyorlar ya şimdi topu vurdun karşıda duvar var. Vurdun hiddet ve şiddetle top duvara değdiği anda dönüyor teker senin aynı yanına hızla. Geliyor. Aynı hızla. Bir daha nefesin kesilir sen yorulursun top yorulmaz. Nur talebesi o top gibi. Hizmeti bırakmak yok. Hizmeti terk etmek yok. Son nefese kadar istikametle, ihlasla, uhuvvetle, muhabbetle bu hizmeti götüreceğiz. Hayr-ı umuruhu ahmar zuha. Şimdi hizmetin içerisinde meşakkat dahi olsa o meşakkat nedir? Bir makbuliyet alametidir. Cenab-ı Hak bir hadis-i kutsi var. Allah bir kulunu severse onu sıkıntıların içerisine atar. Ta ki tevekkülle, sabırla, teslimiyetle terakki etsin. Onun için Peygamberimiz sabır dinin yarısıdır buyuruyor. Sabır dinin yarısıdır. Sabır bizi pişiriyor. Sabır bizi vuslata ulaştırıyor. Sabır, şükür ve tahammül. Şu hizmet Allah bize ikram etmiş. Son nefese kadar şevkle, gayretle Allah'ın izniyle gideceğiz. Ve rahmet-i ilahiden de ümit ediyoruz ki hüsn-ü zanın en güzeli Allah'a karşı olandır. Allah kullarının hizmetlerini katiyen zayi etmez ve selam. Peki. El Fatiha.